Bu dersimizde alt ekstremitenin eklemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle pelvis kemerini oluşturan eklemlere baktığımız zaman bunlar iki tanedir. Şöyle ön tarafta simpibis pubica vardır. Arka tarafta da şöyle artikülasyo sakroiliaka eklemimiz bulunuyor. Bunlar bizim pelvis kemerini oluşturan yapılarımız. Artikülasyo sakroiliaka şöyle plana grubu bir eklemimizdir. Ön tarafa baktığımız zaman simpibis pubica'da bizim simpibis grubu bir eklemimiz. Bunun normalde iki tane ligamenti var. Burada gözükmüyor. Onlardan da bahsedelim. Şu üst tarafta ligamentum pubicum superius, alt tarafta da ligamentum pubicum inferius normalde olması gerekiyor. Bu eklemimiz normalde çok sağlam, çok az harekete izin veriyor. Sadece böyle doğum eylemi gibi çok şiddetli hareketlerde birazcık esneyebiliyor. Diğer bir eklemimiz bizim. Şöyle yaptığımızda kalça eklemimiz yani artikülasyo coxa. Artikülasyo coxa'nın özelliği sifiroid tipte olması. Şöyle femur başıyla yani kaput femorisle asetabulum arasında gerçekleşiyor. Bunun özelliği de normalde burada eklem yüzünü arttırmak için şöyle labrum asetabuli dediğimiz bir eklentisi oluyor normalde. Şöyle ligamentlerine bakacak olursak şöyle bir ligamentimiz şurada ligamentum fovea caputis femoris. Şöyle kaput femoristen başlıyordu. Asetabuluma doğru ilerleyecek. Bunun haricinde ligamentin kapsülünden oluşan zona orbicularis eklemin şöyle sürküler olarak etrafını saracak ki bu eklemdeki sağlamlığı sağlayan en önemli yapı aslında eklem içindeki negatif basınçtır. Onun haricinde ikinci olarak da şurada böyle sirküler olarak bulunan kapsülün de bir parçası olan zona orbikularistir. Bunun haricinde şöyle normalde pubisten gelecek olan ligamentum pubofemorale vardır. Şöyle Y şeklinde şu yan taraftan gelecek olan ligamentum iliofemorale vardır. Şöyle arka taraftan da ligamentum ischiofemorale yine buraya gelip bu eklemin stabilizasyonu sağlarlar. Bir diğer ligamentimiz de normalde şuradadır. Ligamentum transversum acetabuli dediğimiz ligamentimiz gelip burada şu alt taraftaki incisura acetabuli'yi şöyle bir delik haline getirir. Bir diğer eklemimiz diz eklemimizdir. Diz eklemimizin özelliği vücuttaki en büyük eklem olmasıdır. En büyük eklem içi boşluğa sahiptir. En fazla membrana synovialis'in olduğu eklemimizdir. Böyle baktığımızda diz eklemine bir kondiler tipte bir eklem. İç ve dış ligamentleri bulunuyor bu eklemi sağlamlaştırmak için. Şöyle diş ligamentlerine bakacak olursak şöyle dışta ligamentum patella dediğimiz ligament şurada tuberositas tibiaya yapışıyordu. Bu ön taraftan eklemi sabitliyor. Şöyle ligamentum collaterale fibulare dediğimiz lateral tarafta bir ligamentimiz var. Şöyle iç tarafta ligamentum collaterale tibiale dediğimiz bir ligamentimiz var. Bunun haricinde şöyle arka tarafta burnunun da dışında ligamentum popliteum oblicum ve ligamentum popliteum arcuatum ligamentlerimiz var. Normalde bu ligamentteki stabilizasyonu sağlayan şu an en güçlü ligamentimiz yani normal bir duruşta budur. Yani ligamentum collaterale tibialedir. Daha sonra bir de iç ligamentlerimiz var. Şöyle iç ligamentlere arkadan bakacak olursak şöyle arkadan baktığımızda şöyle lateral kondilden başlayıp öne doğru giden şuradaki ligamentumumuz ligamentum cruciatum anteriustur. Şöyle lateral kondilden başlar öne doğru gider.
Medial kondilden başlayıp şöyle arkaya doğru giden şuradaki ligamentimiz ligamentum cruciatum posterius ligamentimizdir. İç çapraz bağlarda. Yine iç bağlardan bir tanesini burada görüyoruz. Şöyle lateral menisküse doğru gitmiş. Bu da ligamentum meniskofemorale laterale olarak bunu meniskofemorale posterius olarak isimlendirdiğimiz şöyle ligamentimiz olarak bulunuyor. Onun haricinde şöyle iç tarafa bakacak olursak şöyle ligamentum transversum genu dediğimiz şu kısımda bir ön tarafta yine ligamentimiz bulunuyor. Menisküslerimize bakacak olursak şöyle lateral menisküsümüz böyle halka şeklindeyken medial menisküsümüz daha böyle C şeklinde bulunuyor. Şöyle medial menisküsün şu ligamentum collaterale tibiale ile şurada ilişkisi de aynı zamanda bulunuyor. Alt ekstremitenin eklemlerine devam edecek olursak tibia ile fibula arasında iki tane eklem bulunuyor. Bunlardan bir yukarıda olanına artikülasyon tibiofibulare proximalis diyoruz. Bu da yine plana grubu bir eklemdir. Şurada bulunan alt taraftaki eklemlerine de artikülasyon tibiofibulare distalis ismini veriyoruz. Şurada şimdi ayak da bulunan eklemlere geçtiğimizde ayakta normalde 33 tane eklem, yüzün üstünde de ligament bulunuyor. Bunlardan şöyle özet olarak bahsetmeye çalışacağız. Şurada talusun üstünde artikülasyon talokurularis dediğimiz eklemimiz bulunuyor. Bu eklemin özelliği şu şekilde ayağa dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon yaptırması. Onun haricinde talusun altında artikülasyon subtalaris dediğimiz eklemimiz var. Bu da ayağa eversiyon ve şöyle inversiyon hareketlerinin yapılmasını sağlar. Onun haricinde yine tarsal kemiklerin arasında eklemler bulunuyor. Tarsal kemiklerle yine metatarsal kemikler arasında artikülasyones tarso metatarsalesler bulunuyor. Yine metatarsal kemiklerin arasında artikülasyones inter metatarsalesler bulunuyor. Yine burada artikülasyon metatarso falengialeslerimiz tarsal kemiklerle falankslarımızın arasında bulunuyor. Şurada falanksların arasında da artikülasyon interfalangealis distalis ve artikülasyon interfalangealis proximalis adında iki tane eklemlerimiz bulunuyor. Alt ekstremite eklemleriyle ilgili anlatacaklarımız da bu kadardı.